değerlendirelim. Aslında beklentilerle paralel bir durumda değil mi büyüme? Bir basamak yukarıda diyelim hatta. Daha 7, da iyi diyorsunuz. 7.3 bekleniyordu, 7.4 gelmiş. Çok önemli değil. Sonuç itibariyle %7'nin üzerine bir büyüme yakalıyorsunuz. Bu benzer ülkelerle kıyaslandığı zaman çok yüksek bir büyüme. Şöyle bir rakam var Türkiye için. Türkiye'nin potansiyel büyüme rakamı %5. Yani %5'in altında büyüyorsa Türkiye aslında %5'lik rakam bile bizi çok fazla tatmin etmiyor. Çünkü demografik yapısı, canlı ticaret dünyası bu ülkenin %5'in altındaki bir büyümeyi kaldırmayacağını gösteriyor. Şimdi %7'lik bir büyüme yakalamışız. Aslında çok hızlı gittik 2017 için ve büyük sorunların yaşandığı bir dünyada. Yani şöyle bir arkamızda tablo var. İsterseniz evet, ona da bakalım. 2013'ten 2017'ye kadar Türkiye'nin ne kadar büyüdüğüyle ilişkin. Hani 2016 ile 2017 arasında çok ciddi bir fark yaşanmış. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu büyüme rakamları sürekli zaten beklentilerin çok ötesine gidebiliyor. Küresel çapta bir sıkıntı yaşıyorsanız en büyük darbeyi gelişmekte olan ülkeler yiyor. O dönemde Türkiye gibi, Brezilya gibi, Güney Afrika gibi ülkeler büyümenin hızlı yavaşladığını görüyorsunuz. Küresel çapta bir ferahlık yakalıyorsanız ya da ülke yönetimleri, ekonomi yönetimleri ekonomiye destek olmak üzere paketler Türkiye'de olduğu gibi açıklıyorsa, destekleyici, sübvansiyonel programlara çıkıyorlarsa çok hızlı bir büyüme yakalıyorsunuz. Ama Türkiye'nin ortalamasına baktığınız zaman Türkiye yaklaşık %5 ile %6 arasında ortalamalarla ilerliyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Önemli olan bu %7'lik büyümeyi standart haline getirebilmek, %2'lerin çok uzağında kalabiliyor olmak. Ama bunun için zamana ihtiyaç var. Bu tip kararları almak ekonomi yönetimi için birincisi kolay değil. İkincisi uygulanabildiğinin sonuçlarını hemen almak mümkün değil. Ama benim gördüğüm kadarıyla son 2 yıldır Türkiye'nin büyüme modeliyle ilgili tartışmalar bütün kesimlerce yapılıyor. İş dünyası, akademi vesaire. Şu %7'lik büyümeleri Çin gibi uzun yıllarda sürdürülebilen bir ülke hale gelmemiz için değişik adımlar atılması gerekiyor. Ufak ufak bu adımlar atılıyor. Şimdi Çin'i geçtik galiba. Çünkü bendeki notlara göre %7,3 büyüseydik zaten Çin'i geride bırakıyorduk. %7,4 Çin'i de geride bırakmış olduk. Tabii Çin'le kıyaslamak mümkün değil. O farklı bir dünya. Ama etrafımızdaki ülkelere baktığımız zaman diyelim yakın Avrupa'ya bakalım mesela yani. Yakın çevremize bakalım. Bu rakamlara yaklaşan bir ülke göremezsiniz. Yok. Böyle bir büyüme yok yani. Ama şunu konuşmamız gerekiyor. Tamam, 2017'yi çok güzel kapattık. 2018'i ne şekilde? Hedef ne olmalı onu soracaktım. Yani hedef 2018-2010 %5 değil mi? %5, 5,5. 2018, 2019 ve 2020 için %5,5'luk bir hedef konmuş. Çünkü dünya zor bir dönemden geçiyor. Yani 2008'den beri çok zorlu bir dünyada yaşıyoruz ama giderek işte Trump'ın attığı adımlar vesaire ticareti zorlaştırıcı bir dünyaya itiyor bizi dış konjonktür. %5'lik hedefler, %5,5 hedefler makul, mantıklı hedefler. Ama bizi tatmin eder mi? Bence bu tartışılır. Yani %5'lik büyüme rakamı bizi çok fazla mutlu etmemeli. Yani sevinmemeliyiz. Çünkü bizim daha büyük bir büyüme potansiyelimiz kendi içimizde var. Enteresan bir demografik yapımız var. Herkesin imrendiği diyelim. Bu demografik yapı, ticari iştahı, deneyimi, bankacılığın o sağlam yapısını vesaire hepsini bir arada koordine edilebilecek bir noktaya getirebiliyorsak yani biz aslında önümüzdeki 3 yıllık için %5,5'luk hedefin çok üzerinde. En azından 1 puan üzerinde. 6-6,5'luk bir rakamlara gidiyor olmamız lazım. Ama işte sorun şu. Siz bir ülke olarak program koyarsınız masanın üstüne ama dünya bu programı uygulamaya müsaade eder mi? Çünkü o çok zor. Yani işte bir ticaret savaşı hikayesi başladı. Herkes kendi kabuğuna çekiliyormuş gibi gözüküyor. Ticaret yapamadığınız zaman, ihracat yapamadığınız zaman iç tüketimle en fazla %7'lik bir büyüme yakalayabiliyorsunuz. Ticaretinizi genişletmeniz lazım. Yeni pazarlar bulmanız lazım. Burada zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde biz Afrika vesaire hiç bugüne kadar gitmediğimiz ülkelere gidiyoruz ama şu anda o pastada aldıkları pay belli zaten. Mutlaka gitmemiz lazım. Yeni pazarlar bulmamız lazım ama bir de büyüklerle iş yapıyoruz. Bizim en büyük pazar, ihracatta pazar payımız Avrupa'da. Yani oraların iyi olmasına ihtiyacımız var. Orada sükunetin, huzurun, mutluluğun olması lazım ki. Tabii. Peki şimdi birçok herhalde nokta var bu rakamda etkili olan ama teşviklerin etkisi de sormak isterim. Tabii. Yani teşvikler olmasaydı zaten ekonomi yönetimi ekonomiyi ısıtacak hamleleri atmasaydı 15 Temmuz'u atlatmış bir ülkenin, büyük bir darbe girişimini atlatmış bir ülkenin bir sene sonra, iki sene sonra %7'lik büyümelere gelmesi mümkün olamazdı. Mümkün değil yani bunu herhangi bir ekonomi tarihi kitabında bulamazsınız. Mutlaka ekonomi yönetiminin bir yere dokunması gerekiyordu. Bu tehlikeyi gördü çünkü
dünyanın genelinde bir büyüme kıpırtısını biz bu sene görüyoruz. Bu sene var. Ufak bir kıpırdama, öyle çok devasa bir büyümeden de bahsetmiyorum. 2017'de yoktu. Yani %2'lik büyümeden bahsediyoruz bütün dünya genelinde 2018 için. Ama neticede bir kıpırdanma var. Bu kıpırdanmaya hazır olmak ya da önden hareket etmek için ekonomi yönetimi teşvikler uyguladı. Yani ve bu teşvikler bitmedi. 2018 için de yeni bir paket geliyor gördüğüm kadarıyla. İş dünyasını rahatlatan, onların vergi yükünü azaltan ya da onların daha fazla istihdam yaratması için, daha fazla insan çalıştırması için onları teşvik edici SGK primlerinin bir kısmını ben ödeyeyim dedi devlet. Ya da erteleyeyim dedi, sene sonunda öde vesaire. Bunlar şu demektir. Devlet kendi bütçesinden taviz verip sistemi canlandırmak için KOBİ'leri, ihracatçı, ithalatçı, üretici, çiftçi vesaire canlandırmak ister. Bunu sadece Türkiye değil, bütün iktisat tarihinde zorlu koşulların yaşandığı ülkelerde herkes uygulamıştır. Ama Türkiye'nin şöyle bir avantajı vardı. Bu masraflara katlanabilecek bütçede gücü vardı. O herkeste yoktu.